Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2022'yi tamamlıyoruz. Yine çok hızlı bir yıl geçti. Zor bir yıldı. Tutulmalar, tabii ki ve son zamanlarda burcunuzdaki Mars'ın hareketi, gerilemesi derken bu yılı tamamlıyoruz. Bakalım Aralık ayında neler var? Konu başlıklarımızda neler var? Yine sizin için önemli bir ay. Burcunuzda bir dolunay var İkizler burcunda. Oğlak burcunda bir yeni ay var. Mars retrosu bu ayda devam ediyor ve Merkür de gerilemeye başlayacak. Bunun yanı sıra Jüpiter Koç burcunda ilerlemeye başlıyor ve 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak. Şimdi detaylara bakalım. Evet, burcunuzda bir Mars gerilemesi devam ediyor ve 8 Aralık'ta burcunuzda İkizler burcunun 15 derecesinde Mars'la birleşen bir dolunay var. Hızlı bir ay, hızlı olduğu kadar stresli ve biraz dikkat edilmesi gereken bir ay. Mars şu sıralarda Dünya'ya çok yakın bir pozisyonda, sınır dışı dediğimiz bir pozisyonda. Dolayısıyla kontrolü zor bir enerji ortaya çıkarıyor. Bu da kişisel ve toplumsal alanlarda dikkat edilmesi gereken bir durum. Mars savaş demek, mücadele demek. Çok da hani rahat ve iyicil bir etki değil bu. Özellikle böyle sınır dışı bir pozisyonda ve üstelik 8 Aralık'ta ayla tam birleştiği bir dolunay var. Bu dolunayda tabii ki bir ikizler olarak en fazla sizin dikkat etmeniz lazım. 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının tesirleri de aktifleşiyor. Çünkü tutulmalar biliyorsunuz birkaç ay devam edecek bir tesirdir ve bu dolunayla beraber bu tutulmanın tesirleri de daha güçlü hale gelebilir. Genel olarak sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Öncelikle bu konuda uyarmak istiyorum. Direkt bedensel anlamda, özellikle yükselen ikizler için biraz bedensel anlamda zorlayıcı olabilir bu. İşte enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar, virüslerle ilgili sorunlar, özellikle işte mevsimsel grip gibi problemler, solunum yolları ve akciğerlerle ilgili sorunlar. Bunun yanı sıra bazı kazalar, sakarlıklar oluşturabilir bu. Hani vurma, çarpmayla işte kesikler, yaralanmalar, ateşten gelebilecek problemler, yanıklar. Hani bunlara lütfen dikkat edin. Yani kişisel güvenliğinize dikkat edin. Sabırsız, dürtüsel, böyle düşünmeden hareket etmemek lazım. Hani ilişkilerde de ikizlerdeki bir Mars özellikle iletişim yönünde çok hızlıdır. Düşünmeden konuşma, tartışma gibi sorunlar yaratabilir. Bu da tabii ki ilişkilerinizde biraz daha fazla gerilim yaratabilir. Tartışmalardan, gereksiz münakaşalardan uzak durmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarında mı? Eğer bu derecelere yakınsa tabii ki bu tesirler artacaktır. O zaman bireysel olarak sizin daha fazla özenli olmanızda fayda var. Her türlü ilişkide de, işte bedensel sağlığınızda da, kişisel güvenliğinizde de dikkatli olmanızda fayda var sevgili ikizler. Evet, ve 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz 2022'de de Koç burcunda hareket etti ama sonra geriledi. Balık burcuna tekrar döndü. 20 Aralık'tan itibaren artık tamamen Koç burcunda olacak. Gerilemesi yok. 16 Mayıs'a kadar hızlı bir şekilde Koç burcunda olacak. Sizin için aslında verimli bir pozisyon. Size dost bir burç Jüpiter, yani Koç burcu 11. evinizde olacak. 2023 yılı özellikle Mayıs ayına kadar olan dönemde bu size sosyal alanda daha fazla büyüme, yeni insanlar, çevreler anlamına gelebilir. Yeni tanışmalar getirebilir. Arkadaşlardan daha fazla destek görmeniz, yardımları almanız, işte yeni girişimlere, projelere başlamanız, belki bir spor kulübüne üye olmanız, işte çeşitli dernek, vakıf çalışmaları ve buralardaki çalışmalardan fayda görme, işte grup eğitimleri, arkadaşlarla birlikte yapılacak organizasyonlar, seyahatler ve benzeri konularda çeşitli şanslar, fırsatlar getirebilir. İyicil bir etkide olacak. Maddi manevi koruma fırsatlarını da size getirebilir sevgili ikizler. Ama bunları daha çok biraz daha Ocak ayından sonra daha rahat hissedebilirsiniz. Ve Mayıs'a kadar da devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor ve 23 Aralık'ta Oğlak Burcu'nun bir derecesine yeni ay doğacak.
Bu yeni ayda gezegeniniz Merkür'de artık Oğlak'ta, Venüs Oğlak'ta, Oğlak burcunda bir stelyum var. 8. evinizde bir yeni ay var. Bu yeni ay Oğlak olduğu için bir düzen demek aslında. Daha çok resmi işler, işte kamu işleri, devlet işleri, ama biraz sanki parasal konular bunlar. Hani banka işleriniz olabilir, belki bir sigortayla ilgili bir konunuz var veya bir vergi yapılandırması gibi mevzu, emeklilikle ilgili bir konunuz var. Bunlarla ilgili girişimleriniz olabilir, bir arayışlarınız olabilir, başlangıçlarınız olabilir. Borçlanma ve kredi gibi konular ya da bir miras, bir nafaka, bir tazminat, bursla ilgili bir girişiminiz var. Bu alanlarda bazı yenilikler getirebilir size Oğlak yeni ayı. Ama etkilerini tabii ki belki Ocak ortalarından itibaren daha rahat görebileceğiz. Şimdi bunları bir aslında araştırma, bir inceleme döneminde, bir hazırlık döneminde olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Oğlak, Yengeç, Terazi, Oğlak. Yani bu burçlarda varsa gezegenleriniz ve bir derece ve yakınlarındaysa, özellikle ilk dekan içerisindeyse, bu etkileri, yeni ay etkileri de daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Bu yeni ay ocağın ilk haftasına kadar da aslında gündemimizde olacak. Etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Evet, ve 29 Aralık'ta gezegeniniz Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlıyor ve 18 Ocağı kadar Merkür gerileyecek. Mars'ın yanı sıra bir de Merkür'ün gerilemesi biraz sizin için sıkıntılı olabilir. Enerji düşüklüğü yaratabilir, böyle bir kafa karışıklığı yaratabilir. Hani bir şeyleri yapmak istiyorsunuz da harekete geçemiyormuş gibi bir hissiyata kapılabilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini de aslında 25, özellikle 20 Aralık'tan sonra hissetmeye başlayacaksınız, ama 29 Aralık'ta gerilemeye başlayacak tam olarak. Hani bu da bize çok da fazla hareket etmenin doğru olmadığını da gösteriyor aslında. Tamam, planlar yapılabilir, gerekli hazırlıklar yapılabilir. Gecikmeler olabilir. Bunlara hazır olun. Hani bir şeyler ters gidebilir. Moralinizi bozmayın. Biraz yavaşlamamız gerektiğini işaret ediyor bize gökyüzü. Aslında gerileyen gezegenler bir fırsattır. Hani böyle bir yavaşla, ileri gitme, bir dur, bir geçmişi kontrol et, bir gözden geçir, bir hazırlık yap anlamına geliyor. Ocak ayının ortalarından itibaren önce Mars, ardından Merkür düzelecek. Yani bu da bizim enerjimizi arttıracak. Artık daha rahat planlarımızı hayata geçirebileceğiz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın.